Afganistan'da Çin zulmü devam ediyor. Birkaç hafta önce de Muhammed Salih Damallacım, Abdülhak Mahsun, Abdülhamit Damallamları Çin hapishanelerinde şehit verdik. Çinliler insanlarımızı kamplara götürüp hapishanelere atıp zindanlarda şehit ediyor. Şu anda hepinizin bildiği üzere Doğu Türkistan'da toplama kamplarında 5 milyona yakın insanımız Müslüman kamplar tutulmaktaydı. Ve bu kamplarda kimliğinden arındırmak için her türlü işkence yapılagenlikti. Birkaç gün önce, 2 gün önce Doğu Türkistan'da tanınmış meşhur alimlerimizden Abdülkerim Abdülveli Hoca Efendi'yi şehit edildiğini duyduk. Aslında şehit edildiği tarih geçen sene şehit edildiği ama şehit edildiğinin haberi bize 2 gün önce geldi. Bu ne demek oluyor? Doğu Türkistan'da büyük zulüm var, işkence var. İnsanlar öldürülüyor, şehit ediliyor. Ama dışarıdaki, dış dünyadaki insanlarımız bundan haberdar olamıyor. 2 gün önce Abdülkerim Abdülveli Hoca Efendi'yi kaybettiğimizde üzüldük. Bir gün de yine Doğu Türkistan'dan Habibullah Muhammed Niyaz ve Muhammed Niyaz kardeşlerimizin de Çin hapishanelerinde şehit edildiğinin haberini aldık. Bugün bu kardeşlerimize ve diğer şehit kardeşlerimize cenaze namazı kılınacaktır. Cenaze namazı kılınmadan önce merhumun büyük üstad Abdülkerim Abdülveli Hoca Efendi'nin tarihini en iyi bilen, şahsiyetini bilen hocalarımızdan Sıracıddin Azizi hocamız aramızda, kendisini mikrofona davet ediyorum. Hoca Efendi'nin hayatıyla ilgili kısa bir konuşma yapacak. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Muhterem cemaat, hem öyle malum olandık bugün Şarkı Türkistan'da Hıtay zindanları da minlerce ulmalarımız, davetçilerimizin şehit bulavatkanlığı ve bu şehitler ise de bugün gaybani cenaze namazını okuvatkan merhum ustazımız Abdülkerim Abdülveli cemaat sütunğun ismi Kerem Karim'in bugünkü şehitlik derecesini Allah kabul kılışını ümit kılıştığım birge gıyabi cenaze namazını okuvatımız Şarkı Türkistan'da minlerce ulmalarının hayatı turbalarda ötüp ahirleşip atıldı. Ama Kerem Karim'in hayatı başkalarına hiç okşamaydı. Kerem Karim özünün hayatı da bütün hayatını Allah'ın dinini yetkizmiş, halkının imanını güçlendirmiş, imanını saklap kılış yolu da hayatını bedel tülügen, en ağır bedel tülügenlerden birisi. Kerem Karim takriben 90'lı yılların ahirleri turmuz elinden bulup ta 2017'nin ahirleri geçe turmuda takriben 30 yıla yakın hayatını turmuda ötküzgen. Aynı vakti de Kerem Karim özününki hayat vakti de 80'li yılların ahirde ta Kuşadın başlanıp Kaşka, Hotenli geçe Allah'ın dinini aşkara davet kılgan ve davet yolu da köplügen kıyınçlıkları geçkelgen. Hatta 80'li yılların ahire 90'lı yılların başları geçe yurtudumu turan bastın, keşke hotellerde mehbi turup, şu mehbi turup atkan mezgildim Allah'ın dinine davet kılış. İnsanlığa aşkara davet kılış yolu da nurgun bedellerin türügen. Bu uluk şehit için Allah'tın şehadetini kabul kılışını ve bu kişininki hayatı Şarkı Türkistan halkının ne kadar kıyın efaldı turup atkallığı
ta tarihten beri bugün kadar bundan kişilerin minglerce insanların türmelerde ve üzünün mukaddes dinini saklaş, vatanını saklaş, halkını himaye kılış yolunda kurban bir vatkallıkının emri pakiti. Allah bu kişinin şahadını kabul etsin. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Hocamızın konuşmalarını kısaca özetleyecek olursak, Abdülkerim Abdülveli Hoca Efendi Doğu Türkistan'da Kerem Kârı adında tanınmaktadır. 90'lı yıllarında 5 senelik hüküm giymiştir. 5 sene zindanda atılmıştır ama zindanda Çinlilerin verdiği emirlere uymadığı için kendi dininin dininden ayrılmayı kabul etmediği için, Çin'in kanunlarına boyun eğmediği için, La ilahe illallah Muhammed Resulullah'a amel ettiği için 5 senelik hapis hayatı şimdiye kadar 30 seneyi bulmuştur. Her 5 sene bittikten sonra tekrar 5 sene uzatıldı. 5 sene uzattı, 5 sene bittikten sonra 5 sene daha uzatıldı. Böylelikle 30 sene Çin hapishanesinde kaldı ve son günlerinde, son yıllarında açlık görevini başlattı ve Çin zindanlarında açlık görevini başlatarak ve bu şekilde hayatını kaybetmiş oldu. Allah Subhanehu ve Teala'dan merhum üstadımız Abdülkerim Abdülveli Hoca Efendi'nin günahlarını affetmesini, makamını cennet eylemesini diliyoruz. Şimdi Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı ve Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Hidayet Uğuzhan Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Selamun Aleyküm. Sevgili basın mensupları, çok değerli başkanlarım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhterem cemaatül müslimin. Yukarıda dinlediniz. Doğu Türkistan büyük bir alimini kaybetti. Bizde Uygurca'da alim öldü, alem öldü atasözü var. Doğu Türkistan'da gerçi her gün burada bulunan insanlar, dış dünyada muhacirette bulunan binlerce insanın ailesinden bir parçası, her gün birer kişinin vefat ettiğini, şehit edildiğini duyuyoruz. Herkes için sadece teselli ve dualarla yetinebiliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Ancak böyle büyük bir zat, Doğu Türkistan halkının omurgasını, kalbini teşkil eden, milletin manevi açıdan yaslandığı büyüklerimizin her gün birer birer kişimizi, yıldızlarımızın kaydığını biz tahammül edemiyoruz. Yüreklerimiz kan ağlıyor. Çok derin kaygı ve yas içindeyiz. Bu sene içerisinde büyük alimlerimizden 4 zat-ı muhteremi şehit verdik. Bütün dünya buna sessiz kaldı. Bugünlerde hepinizi malum 2-3 gün sonra bütün dünya insan hakları günlerini kutlayacak, programlar yapacak, kürsülerde konuşulacak. Ancak biliyoruz ki Doğu Türkistan'da 70 senedir Çin esareti altında inleyen, asimile edilen, soykırıma tabi tutulan, ilhada mecbur edilen yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca şehitler verdiğimiz bu 70 sene içerisinde dini yaşamlarımıza, milli enenimize, ürf ve adetlerimize, dinimize, inancımıza, izzet ve namusumuza dahi sahip çıkamadığımız ve 40 milyonluk bir nüfusun bu şekilde yavaş yavaş eritilerek yok edilmeye maruz bırakılan bu günlerde insan hakları
yaygarasını davulunu çalsanız da ne olur? Ne olacak? Biz bugün aslında büyük alimimizin, üstadımızın gıyabi cenaze namazını kılıyoruz. Aslında biz insanlığın cenazesini kılıyoruz. İslam dünyasının cenazesini kılıyoruz burada. Çünkü ruhları ölmüş, vicdanları ölmüş, birbirine sahip çıkamıyor. Göz göre göre 40 milyonluk bir nüfus yok olma tehlikesi altında. Şu an bütün ümmete haykırıyor. Bu 70 senelik esareti içerisinde milyonlarca insan da şehit edildi. Ve sürekli biz toplumda arz etmek istediğimiz, iletmek istediğimiz insan hak ihlalleri, katliamlar, soykırımlar, asimilasyonlar, kısıtlamalar, baskılar, bunlar bugün yaşamakta olduğumuz insanlık dışı, vahşi bir politika önünde hiçbir şeydir. Şu an 4 milyonun üzerinde, hatta 5 milyona yakın Müslüman bir topluluk Çin'in Nazi toplama kamplarında inlemektedir. Ve bize gelen haberde şu an İstanbul'da şahidi var. Bir koğuşta, bir odada 3 ayda 9 bayan kardeşimizin şehit oldu. Ve böylelikle Doğu Türkistan'ın genelinde yayılan milyonlarca insanımızın işkence ve esir tutulduğu bu kamplarda tahminimiz yüz binlerce insan şehit edilmektedir. Ve bu konuda İslam dünyası hiçbir şekilde Çin'e ikaz dahi etmemiştir. Bizim yüreğimiz parçalanmaktadır. Biz bu meseleyi Allah'a havale etmekteyiz. Ve bunun vebalini bütün ümmet üzerinde hissiz ve şuursuzca taşımaktadır. Bunun için şu an Doğu Türkistan'da milyonlarca insanın kurtulması, yok olmaması için ve kızlarımızın Çinlilerle zoraki evlendirilme, izzet ve namusunun kirletilmemesi için, çocuklarımızın Çinlileştirerek ilhada tabi tutarak yok edilmemesi için buna İslam, Türkistan dünyasının dur demesi lazım. Herkes kendini temizlemesi lazım. Kendi imanını, duruşunu, vicdanını, insanlığını, Müslümanlığını bir temizlemeye ihtiyacı var. Yoksa bunun vebali altından kimse kalkamayacaktır. Adalet ve hak her şeyin temelidir. Dinin de temelidir. İnsanlığında, devletlerinde, toplumlarında temeli bu esasta dayalıdır. Bunun için bu kadar eziyet varken, bu kadar şehitleri veren bir topluluk haykırırken 4 milyon az değil. Kardeşlerim 4000 veya 400 veya 40 kişi bile çoktur. Buradan bütün Türk toplumunu, İslam alemini, devlet başkanlarımızı, bakanlarımızı, meclisimizi derhal Çin'e nota verilmesini, bu konuda gereken tavırın sergilenmesini buradan arz ediyoruz. Görüyoruz şu an yavaş yavaş Doğu Türkistan meselesi dünya gündeminde yer tutuyor. BM'de, Avrupa Parlamentosu'nda ve her yerde bu konuşuluyor. Bazı insanlar diyor ki bunlar Batılıların kaşımasıdır diyorlar. Hayır kardeşim. Evet, onlar her yerdedir, her işi kaşıyabilir. Ama siz düşeni yapmadığınızdan sonra bunun hiç anlamı yok. Siz bunları onlara, Batılılara evlatlık vermişsiniz. Sorumluluğu atmışsınız üzerinizden. Eğer onlar bu işe karışıyorsa niye haykırıyorsunuz? Eğer bu meselenin ağyarın kaşımasını istemiyorsak, sahiplenmesi sizi ve bizi rahatsız ediyorsa, demek ki biz bize düşeni yapalım. Sahip çıkalım. Kardeşlerimiz ölmesin. 40 milyonluk bir Müslüman topluluğu yok olmasın.
kızlarımızın izzet ve namusu çiğnenmesin. Bunların izzeti müminlerin ümmetinde izzetidir. Nasıl da bir mümin bir komşusu aç yeterken mümin olamazsa, milyonlarca Müslüman kardeşiniz eziliyorsa, rezil oluyorsa, zulüm altında inliyorsa, kimse Müslümanlık davası edemez. Onun için öncelikle büyük üstadımız Abdülkerim Abdülveli rahmetullah'a Allah'tan şehadeti kabul etmesini niyaz ederiz. Ve şu an Çin hapishanelerinde kamplarda bulunan bütün kardeşlerimize, alimlerimize, aydınlarımıza, akademisyenlerimize, iş adamlarımıza ve bütün kardeşlerimize bir çıkış niyaz ederiz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Selamun aleyküm. Hür Dava Partisi İl Başkanımız teşrif ettiler. Bir iki kelime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerimiz, Hidayet Bey'in söyledikleri sözün üzerine çok fazla söz söyleme boşluğu kalmadı. Söylenmesi ne gerekiyorsa bunu söyledi. Hazreti Ali Efendimizin güzel bir sözü var. Diyor ki, zulme engel olamıyorsanız bunu herkese duyurunuz. Bu da imanın en zayıf halkası, en zayıf noktası olduğunu düşünüyoruz. Bugün maalesef başta ülkemizde olmak üzere bir takım modern kavramların, modern anlayışın arkasına sığınarak konjonktürel davrananlar da başta olmak üzere bir takım küçük hesaplar yapanlar maalesef Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalmışlardır. Bunları bırakın engel olmaya, seslerini çıkartma noktasında, tepkil verme noktasında dahi bir aziyet içerisindedirler. Ben buradan öncelikle Türkiye'deki bütün STK'lara ve halkımıza sesleniyorum. Evet, en azından zulme engel olamıyorsak bugün üstadın ne acıdır ki bir yıl önce şehadet mertebesine ulaşmasına rağmen onun cansız bedeninden korkan Çin bir yıl sakladıktan sonra bugün şehadet haberini vermek zorunda kalıyor. En azından bizler bugün meydanlara inerek, gıyabi cenaze namazında bulunarak bu zulme ortak tepki vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yine ben buraya katılan çok değerli şahsiyetlere sizleri yürekten kutluyorum. Ama yine gördüm ki yaklaşık bundan bir ay önce ve farklı zamanlarda bir araya gelirken aynı simalar, aynı yüzler vardı. Hükümet bir takım hesaplar üzerinden bunun arkasına sığınabilir. Bunu çok makul de görmüyoruz. Ancak STK'lar hangi hesabı yapıyor, ben bunu da anlamış değilim. Evet. Aslında bütün konuşmaların vurucu cümlesi şuydu. Biz bugün ümmetin cenaze namazını kılıyoruz. Şehadet şehidimizin mertebesi alidir. Biz buna inanıyoruz Allah'ın izniyle inşallah. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Diğer tarafta basına sesleniyorum. Bir kedinin köpeğin dahi ağaçta mahsur kaldığını haber yapan, o kadar insancıl duygularını ön plana çıkaran basın, medya maalesef bugün yine körler ve sağırlar oynamakta. Ben görmedim. Görenler varsa lütfen bu yanlışımı düzelsin. Kaç aydır, kaç yıldır Doğu Türkistan'daki zulmü anlatan ne belgeseller, ne haberler, ne de küçücük bir televizyonlardan altyazı haberleri gördük. Maalesef bu da basının içindeki bulunduğu
durumu gösteriyor. Diğer tarafta Türkiye'deki siyaset yapan bütün akıllara sesleniyoruz. Evet, buyurun. Irktaşsa şehit ırktaşımız, dindaşsa şehit dindaşımız. Nereden bakarsanız bakın, bu mazlum coğrafya, mazlum kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım. Türklük öyle. Her sabah körpecik beyinlere kirleterek onları kuru sözler üzerinden övülecek bir söz olmadığını, eğer Türklükse mesele, mazlum coğrafyadaki Türk taşlarımıza, kardeşlerimize sahip çıkmamızı gerektiğini düşünüyoruz. Ve her şeyden önemlisi, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bizim dindaşlarımız. Bizim ölçümüz ve bakış açımız budur. Mazlumun dini sorulmaz. Zulme uğrayan kim olursa olsun, zalimin karşısında olup zulmü bertaraf etmek için hep beraber çalışmalıyız. Ben tekrardan buradan herkese sesleniyorum. Lütfen bu zulmü duyuralım, engel olmaya çalışalım. Bizler karınca kararınca, gücümüz yettiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu salı günü ayın 11'inde insan hakları münasebeti dolayısıyla bir panel düzenleyeceğiz. Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde çok değerli başkanımız da orada katılım sağlayacaklar. Buradaki bütün kardeşlerimizi de panele davet ediyoruz. Ben tekrardan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Hürriyet ve Davet Partisi İstanbul İl Başkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, Başkanımız Hidayet Uğursan Bey'in dediği gibi bugün sadece Abdülkerim Abdülveli Hoca Efendi, Habibullah Niyaz ve Muhammed Niyaz kardeşlerimizin riyabi namazını kılmıyoruz. Gerçekten insanlığın namazını kılıyoruz. Hidayet Başkan dedi ki Müslümanların, Müslüman toplumun da cenaze namazını kılmış oluyor dedi. Gerçekten Müslüman alemi, Müslüman dünyası, başkanımızın da ifade ettiği gibi zalime karşı durmamak, zalime karşı bir şey dememek imanın en zayıf noktasıdır dedi. Böyle bir zamanda biz bütün dünyadan Doğu Türkistan'da sahip çıkmasını istedik, talep ettik, duyurmaya çalıştık ama kimseden ses yok. Kimse bir şey demiyor. Zalim, zalimliğini devam ettiriyor. Ama biz burada durmayacağız. Susmayacağız. Abdülkerim Abdülveli şehit edilse onun yerine bir tane Abdülkerim Abdülveli gelecektir inşallah. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Muhammed Salih Damallam, Abdullah Etmaksun, Abdülhamid Damallamlar şehit edilirse onun yerine bin tane alim dünyaya gelecektir. Biz inşallah tek bir nefer kazanıncaya kadar bu davayı sürdürmeye an içiyoruz. Hepimiz buna hazır mısınız? Hazırız! Hazır mısınız? Hazırız! Allah razı olsun. Şimdi üstadımız Abdülkerim Abdülveli Hoca Efendi ve Habibullah Niyaz ve Muhammed kardeşlerimize ve diğer şehitlerimize riyabi namazını kıldıracağız. Riyabi namazını üstadımız, büyüğümüz Niyaz Damallacım kıldıracaktır. Kendisine mikrofonu arz ediyorum. Buyurun efendim. Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
اللهم من أحييتهم لنا فأحييهم على الإسلام من تبعهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وأكرم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقي الأبيض من الدنس وأبلهم نورا خيرا من وأهالينا خيرا من أهاليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذابهم وعذاب النار. اللهم اغفر لهم أرفع درجتهم في المهديين وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيهم واخذهم في عقلهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد يا أرحم الراحمين. شهيدلر قاتب دعا قلدو دعاها محمد عمر قاراجن مكرفون قد أقل من أمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لشهدائنا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم طيب ثراهم اللهم اجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. يا الله شهيدلر مزني أزن قبل خلغن. Ey Allah onların yatkı yerlerini cennet kılgın. Ey Allah biz vatanımızda turmuladı yatıp atkan kırındaşlarımızı ve şehit olan şehitlerimizi şan vesile kılıp senden bağırlık Müslümanlığa nusret ata kılışını teleyimiz. Ey Allah bizlere nusret ata kılgın. Ey Allah bir günah haksız Müslümanlığa zulüm kılıp atkan tecavüzü kapırlarını cunkunu kapırlarını özen veren kılgın. Ey Allah zalimlerini özen veren kılgın. Ey Allah zalimlerini zalimlerini ölen veren kılgın. Ey Allah Müslümanlarını özen selamet kılgın. Ey Allah biz gerçi nusretki layık bulmuşak mı? Bizine nusretki layık bulgan Müslümanlarının katardın kılgın. Ey Allah biz gerçi sana layık ibadet kılamıgan bulsak mı? Bizden ibadetlerimizin kemçillikimizden kubul kılgın. Ey Allah aramızdaki itibaklıkımızı küçeytü etkin. Ey Allah kırındaşlıkımızı küçeytü etkin. Ey Allah barlık birlikimizi küçeytü etkin. Ey Allah, ey Allah ata anılarında durmak eğlendiren aşık kalan yetimlerini sana vesile kılımız. Şunların yüzünden bizlerin nusretle takılgın. Okullarını, erlerini durmak elip tul kalan, yardımsız kalan anılarını sana vesile kılımız. Şunların sebebiyle bizlerin nusretle takılgın. Ey Allah aşu aciz Müslümanların nusretle takılgın. Ey Allah ulanı kabrlarının zulmetin kutkazgın. Ey Allah bağırlık dünyadaki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ını üstten kılıç için cihat kılıp atkan Müslümanlığa mücahitlığa nusret ata kılgın. Ey Allah İslam ve Müslümanlığa nusret ata kılgın. Ey Allah İslam ve Müslümanlığa yardım kılıp atkan Müslümanlığa üzerine tevfik ata kılgın. Ey Allah İslam ve Müslümanlığa gayran kılıçka urdu atkan bağırlık zalimlerini kabrlarını üzerine gayran kılgın. Ve sallallahu teala ve sellem ala khayri halkihi Muhammed وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.